Bismillahirrahmanirrahim. Efendim hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bir Cabir'i okumaları dersinde tekrar birlikteyiz. Bu dersimiz Cabir'i okumaları, üçüncü dersimiz. Henüz konuya giriş yapmaya çalışıyoruz Cabir'in eseri üzerinden. Bir önceki dersimizde Arabaklı'nın konumlandırılması ve daha iyi anlaşılması için merhum Cabir'i farklı bir kültürden ve bir akıldan söz etmenin, onu tespit edip belirledikten sonra Arabaklı'nın bu tespit edilen ve belirlenen akla göre nerede, nasıl durduğunu tespit etmenin daha anlamlı, daha açıklayıcı, anlaşılır olacağını söyledi. Bu itibarla da bir taraftan akıl denmeyi hak eden, bizatihi aklın ürünü ve aklın kendisi üzerine düşünmesiyle ilişkilendirdi. Antik Yunan, Grek aklından ve onun bir devamı olan Batı aklından ve bir de Arap aklından söz etti. Eşya zıttıyla bilinir diyerek bunları birbirlerinden farklılıklarıyla ayrıştırarak, temyiz ederek ele alırsak, her birinin diğerine nispetle farklılığı tespit edilirse konunun daha iyi anlaşılacağını ifade etti. Biz tabii buradan aynı zamanda bir akademik çalışma yaptığımızda, bir konu üzerine düşündüğümüzde ya da yazdığımızda bir metodoloji çıkarımı da yapabiliriz. Yani demek ki eğer bir şeyi tanımlamak, onu ele almak ve ortaya koymak istiyorsak, onunla ilişkisi olan ya da onun aydınlanmasına ve açıklanmasına yardımcılık olacak diğer farklı unsurları da ele almanın önemini de burada en azından görmemiz mümkündür. Cabir'i hızlı bir felsefe tarihi özeti yaptı. Kendisinin de buyurduğu gibi hiçbir biçimde bir felsefe tarihi özeti yapmak amacıyla bunu yapmadı. Grek düşüncesinin doğa üzerine, tabiat üzerine düşünmeye başladığı Thales'ten, ki kendisi bunu Heraklitos ve Anaksagoras üzerinden yaptı ve bunu neden yaptığını geçen ders konuştuk. En nihayet Batı modernitesinin aklını ele aldı ve bu modernliğin kurucu ögesi olarak aklın nerede durduğuna kadar bizi getirdi. Tarihin bu önemli safhalarında basamaklar yaptığı ve üzerine bastığı hususlara dikkat ettiğimizde gördük ki, yapısalcı bir duruşuyla Cabir'i bize bir geleneğin, bir kültürün aklını, o aklın ne olduğunu özetlerken, onun tespitini yaparken kendisince çok önemli gördüğü hususların altını çizdi. Ve bu özetin ardından şu soruyu sordu ki, ve bugünkü dersimiz de bu: peki bütün bu özetlemelerimizin ardından hangi sonuçları çıkarmalıyız? Yapmış olduğumuz bu tarih, yani felsefe tarihi özetinden sonra bu özet bize ne verecek? Bu veriler bizim Arap aklını konumlandırmamızda ne gibi bir işleve sahip olacak? İşte bugünkü dersimizde cevabını bulacağımız soru bu, değerli öğrencilerim, sevgili izleyenler. O halde biz de soruyu tespit ettiğimize göre
tahtamızı açalım ve oradan soruyu yazarak, konuyu belirleyerek dersimize başlayalım. Batı aklının, antik Yunan, öyle yazalım. Antik Yunan ve Batı aklının yapmış olduğumuz bu özetin ardından bize iki önemli hususu verdi ve bu iki önemli husus bir üçüncü hususu tespitimize imkan sağladı. Bunlardan bir tanesi şu. Biz bu özette gördük ki artık akıl dediğimizde bu akıl doğa üzerine düşünen, yani obje üzerine düşünen bir akıl olarak yola başladı. Sonra bu gelişti, evrensel akla dönüştü. Kartezyen felsefede Descartes'la birlikte evrensel bir akla dönüştü. Ve ardından geldiği yer itibariyle bir kültürün aklı, kültürel akıl, tarihsel akıl ve yerel akla dönüştü. Bu son derece önemli bir nokta. O zaman yazalım. Demek ki evrensel aklından evrensel akıl yerini tarihsel akıla, kültürel akla, yerel diyebileceğimiz bir akla bıraktı. Onun için 20. yüzyıla girerken Akla Veda kitapları yazıldı Batı'da. Bu Akla Veda'dan maksat aklın evrenselliğine olan vurguyu reddetmekti. Bu son derece önemli bir şey. Tabii burada bu birinci maddede evrensel akıldan tarihsel akıl ve kültürel akla geçişle ilgili yazıda güzel olmadı. Biraz daha dikkatli yazayım. Özür dilerim. İyi okunmuyor. Bu geçiş bize şunu da vurgulayacak ki bütün bu geçişlerinde birazdan bize lazım olacağı için söylüyorum. Bütün bu geçişlerinde Batı aklı her zaman objeyi ön planda tutmuştur. Bunun üzerinde birazdan duracağız. İkinci olarak bize bu konuda efendim ışık tutacak husus akıl ona verilen parametreler, ilkeler üzerinden düşünüyor. Yani akıl dediğimiz şey kendisini besleyen, kendisini işlevsel kılan ilkeler üzerinden hareket ederek düşünüyor ve ortaya bir sonuç koyabiliyor. Böyle olunca akıl bir taraftan bu ilkelerin oluşmuş bir akıl, diğer taraftan akıl bu ilkeleri düzenleyebilme, dönüştürebilme, yenileyebilme yeteneğine sahip olduğu için de oluşturucu bir akıl niteliğine, oluşturucu özelliğine sahip bir akıl olarak karşımıza çıkıyor. Demek ki diyalektik olarak bir taraftan akıl içinde doğduğu kültürün ona verili olarak yüklediği ve onun üzerinden düşünmesini sağladığı bir zemin üzerinde aktif hale gelirken daha sonra bu zemini dönüştürecek yeteneğini, becerisini de kullanmak suretiyle oluşturucu dediğimiz bir akla da
tekabül ediyor ki zaten bunun üzerinden antik Yunan'dan başlayan seyir bugünkü Batı postmodernizmine ve hatta postmodernizm sonrası süreçlerin Batı'da akıl üzerinden epistemolojik anlamda değişerek devam etmesine sebebiyet vermiştir. Şimdi bu iki aklı belirledikten sonra, iki unsuru belirledikten sonra Cabiri merhum diyecek ki, madem ki bu tespitlerimizle biz bir Batı aklını tespit etmiş olduk, Batı aklı diye bir akıl var, bunu tespit ettik. O halde bir aklın kendi özellikleriyle tespiti bir başka aklın da hem var olabileceğini hem de tespit edileceğini meşru kılar. Yani bu durum bir Batı aklının, bir Batı kültürünün kendine özgü bir aklının oluşu, başka kültürlerin aklının da olmasını meşrulaştırır. O halde Cabiri bu ifadeleriyle şuraya gelecek. Batı aklının varlığı, Batı aklı başka akılların da varlığının kanıtıdır. Çünkü Batı'nın kendi itirafıyla akıl kültürel bir akıldır. Ve kültür sadece Grek ve Batı kültüründen ibaret olmadığı için bir kültüre sahip her medeniyetin o kültürün kurucu ögesi olarak bir akla sahip olduğu yadsınamazdır. Şimdi burada Cabiri çok önemli olarak bize Batı aklı üzerinden yapmış olduğu bu tespitleri belirlerken Batı aklının iki önemli sabitesinden söz edecek. Diyecek ki Batı aklının iki önemli sabitesi vardır. Şimdi bu iki önemli sabite son derece önemli. Çünkü bu sabitler üzerinden Batı aklını daha net bir biçimde resmetmek mümkün olacak. Birincisi, Batı aklı her zaman tabiatla ve doğayla doğrudan bir ilişki içindedir. Birinci sabit bu. Batı aklı her zaman doğa, tabiatla, yani diğer bir ifadeyle burada kırmızı yazmıştık, objeyle zorunlu ve doğrudan bir ilişki içindedir. Yani objeden kopuk, doğadan ve tabiattan kopuk bir Batı aklından söz edemeyiz. Obje, Batı aklının en temel özelliğidir. Bu itibarla az sonra Arap aklıyla karşılaştırmasını yaparken de üzerinde duracağımız üzere bu objeden hareketle Batı aklını objektif akıl olarak tanımlayacak. Ama buradaki objektiften evrensel, genel geçer, hakikat anlamındaki objektif kastedilmiyor. Objektif demekten maksat objeye dayalı. Yani objenin analizine, tahkikine, incelenmesine dayalı bir akıl yürütmeden söz ediyor. Dolayısıyla bu bizi ikinci önemli sabite getirecek. Bu ikinci önemli sabitimiz Batı aklı her zaman aklın doğanın sırlarını çözeceğine inanmıştır. İşte bu objeyi analiz etmesi, tahkik etmesi, incelemesi Batı aklında Batı aklı
doğanın sırlarını keşfedeceğini söyler. Kendisinde böyle bir yetinin bulunduğunu, aklın böyle bir yetiye sahip olduğunu iddia eder. Ve bunun sebebini geçen derste uzun uzadıya Batı aklının tarihi seyrini izlerken de gördüğümüz üzere temelde böyle söylemesinin nedeni doğayı bir düzenlilik olarak görmesi, bir yasallık olarak görmesi ve aklın da zaten bu düzenden ve yasadan ibaret olması hasebiyle bir tekabüliyet, bir uyum görür akılla doğa ve tabiat arasında ve dolayısıyla zaten düzeni ve yasaları itibariyle bir akıl demek olan doğanın insan aklı tarafından keşfedilmesi ve anlaşılmasından daha doğal ve daha tabii bir şey olamaz. Burada bu iki temel özellik, yani birincisi Batı aklının her zaman doğa ve objeyle ilişkisi olması, ikincisi Batı aklının bu obje yaptığı, nesne yaptığı doğayı ve tabiatı anlayabileceği iddiası, Batı aklının iki sabitesidir diyor Cabiri. Şimdi bunun üzerinden çok son derece önemli bir şey daha söyleyecek bize. Birazdan onun üzerinden devam edelim. Diyecek ki Batı aklı bu iki sabit üzerinde kendisini ifşa ettiği için, bu iki sabit ile ortaya çıktığından dolayı Batı aklının şu temel özelliğini her zaman dikkate almamız lazım. Batı aklı bir ucunda insanın bulunduğu, bir ucunda insanın, diğer ucunda doğa ve tabiatın bulunduğu ve üçüncü bir unsurun bulunmadığı yatay, doğrusal bir hat gibidir der Cabiri Batı aklı için. Buraya yazdık, bir daha yazalım. Ne demek bu şimdi? Cabiri der ki, Batı aklında Tanrı siliktir. İster Grek'te insanlaştırılmış tanrılara gidelim, mitolojik olarak, istersek felsefenin ve aklın geliştiği tarih içerisinde Tanrı'nın algılanış biçimine bakalım. Nous olarak Tanrı, Logos olarak Tanrı ve ardından bu süreçlerde evrilmiş ve yasaya dönüşmüş Spinoza'da tek bir cevhere dönüşen Tanrı, Hegel'le tarihin kendisine dönüşen Tanrı ve Orta Çağ skolastizminin tamamında egemen olan Mesih'e dönüşmüş olan Tanrı. İstersek Mesih'e dönüşmesi itibariyle insana indirgensin. İsterse doğrusal tarih açısından Hegel ve Spinoza'da tarihe indirgenmiş olsun. Ki doğa ve tabiat demek, tarih demek. Tanrı üçüncü bir şey değildir. Yani Cabiri'nin tabiriyle Batı aklının bu iki sabitesi üzerinden Batı aklı yataydır, dünyevidir ve doğayla sınırlıdır, tabiatla sınırlıdır ve dolayısıyla üçüncü bir şık olarak dikey ve aşkın bir tanrı Batı aklında hiç olmamıştır der Cabiri. Çünkü birazdan Arap aklını resmederken bu dikey yatay mevzu bize son derece önemli lazım olacak. Çünkü ya Spinoza'da olduğu gibi ya da Hegel'de olduğu gibi Tanrı'yı tabiata ve doğaya içkin kılar Batı aklı ya da onu bir insan figürü üzerinden nesneleştirerek insanda tezahür ettirir. Ama bunu söylerken Cabiri Batı'daki
tüm felsefi dönemler itibariyle, örneğin Platon'da idea insan aklının zirvesiyle ilişkilidir ve dikey bir tanrıya tekabül etmez der. Aristoteles'in mantıki tanrısı ilk hareket, ilk ilke, bilgi zaten bu mantıksal zorunluluğun getirdiği teorik bir tanrıdır. Asla dinlerin ya da efendim inançların ifade ettiği bir dikey ve aşkın, inanılan ve ibadet edilen bir tanrıya asla tekabül etmez. Bu itibarla hangi biçimiyle ele alırsak alalım der Cabiri, Batı aklının işlevinde iki temel sabite vardır. Aklın kendisini odakladığı obje ve bu objeyi bilebileceğine olan inancı. Ve Tanrı burada, efendim, dikkat buyurunuz, bunu kırmızıyla yazacağım, Cabir'in çok önemli bir tespitidir. Batı aklında Tanrı, doğa ve tabiatın anlaşılmasının bir aracıdır. Hangi metinleri, hangi düzeyde okursak okuyalım, bu anlayışın, bu sabitenin Batı metinlerinde içkin olduğundan emin olabilirsiniz. Bunu yazalım lütfen. Evet. Batı aklında Tanrı, doğa, tabiatın anlaşılmasının bir aracıdır. Bunu istersek doğanın ve tabiatın yasalarına dönüştürdüğümüz bir tanrı olarak algılayalım ki yine böyledir. İstersek insan aklının kaynağı olarak gördüğümüz bir tanrı olarak algılayalım. Her halükarda tanrı Batı aklında bir araçtır. Şimdi buradan müsaadenizle Arap aklına geçelim. Cabiri diyecek ki, bütün bunları belirledikten ve tespit ettikten sonra önümüzde böyle bir aklın fotoğrafı duruyorken acaba Arap aklını bu aklın neresine koyabiliriz ve bu aklı nerede konumlandırabiliriz ve en azından genel hatlarıyla Arap aklı dediğimizde bununla neyi kastettiğimizi çok genel manada söyleyebilir miyiz, bunu resmedebilir miyiz diye sorar ve bunu resmetmeye çalışır. Şimdi biz de onu resmedelim. Burada aklı, Arap aklı ve Batı aklı diye tekrar yazalım. Evet. Arap aklı ve Batı aklı diye tekrar yazdığımız bu iki ayrışım üzerinden Cabiri bize diyecek ki Arap aklı her şeyden önce Batı aklından yatay ve dikey oluşu itibariyle ayrılır. Bu da bize Arap aklının aşkın bir tanrıyı, aşkın bir tanrı inancını zirveye yerleştirdiğini, bu tanrının insan ve doğa ile olan ilişkisini ele alarak başlar. Ve der ki, Batı aklında tanrı ne ölçüde silik idiyse Arap aklında ve daha sonra bunu Arap İslam aklı olarak da ele alacağız zaten. Arap aklında ise doğa siliktir. Yani Arap aklının burada silik
olma meselesine dikkatinizi istirham ediyorum. Batı aklında Tanrı ne kadar gaybubet etmiş, görünmüyor, gayıpsa Arap aklının da nesnesi, objesi o kadar gayıptır. Neden? Çünkü Arap aklında doğa insanın onun vasıtasıyla Tanrı'ya yöneldiği ve Tanrı'yı anlamaya çalıştığı bir araç ve nesnedir. Bunu Kırkızı'da belirleyelim. Bu son derece önemli, belirleyici bir vasıftır ve fasıldır iki akıl arasında. Doğa bir araçtır. Batı aklında Tanrı bir araçtı, Arap aklında doğa bir araçtır. Onun için Arap aklı her zaman doğaya, onun sahibine, saniyine, sanatkarına, yaratıcısına, doğa bir mülktür, malikine, sahibine bir gönderme yapar. Ve Arap aklı sürekli doğayı ve tabiatı bunun üzerinden değerlendirir, bunun üzerinden okur. Ve böylece Arap aklında asıl olan tabiat ve doğanın kendisini Tanrı'ya götürmesidir. Ve böyle olunca Arap aklında insan aklı, birazdan da üzerinde duracağımız üzere çok belirgin bir özellik bu. Üzerinde durduğum husus, Cabir merhumun detaylandırdığı bir husus. Akıl bir rehberdir. Akıl bir rehberdir. Burada akıl, birazdan detaylarıyla üzerinde duracağız. Burada akıl doğayı, nesneyi Batı aklında olduğu gibi analiz eden, tahkik eden, onu bileceğim ben, bilmek istiyorum. Mahiyetini anlamak istiyorum. Bu doğanın, tabiatın, objenin mahiyeti nedir diye bir akılla karşı karşıya değiliz. Bu doğa beni nereye götürecek, beni nereye götürebilirle ilgilidir. Ve dolayısıyla bir rehberdir. Onun için Kur'an-ı Kerim'de akılla ilgili vurgular birazdan konuşacağız. Dini metinlerde daha sonraki süreçlerde gelişi ele alacağız. Burada bu vurgu, rehberlik vurgusu son derece önemlidir. Şimdi tekrar Batı aklına atıfta bulunacak olursak, Batı aklı neden, dikkat buyurunuz, bilgi ile ilgilidir ve bilgi nedenleri bilmektir. Bilgi ile ilgili. Bilgi nedenleri bilmektir. Dolayısıyla Batı nedenleri, nedenlerin sonuçlarını analiz etmeyi esas alır ve bunlar üzerinden gider. Ve esas olan bilgidir. Ve bilgi burada tam da daha önceki derslerde de kısmen işaret ettiğimiz gibi, bilgi her zaman Batı aklında nedenle ilişkili olduğu için, bu nedenle aklın, reason'ın nedenle, ratio'nun nedenle ilgisi vardır diye üzerlerinde durduk. Yani geleneğin akılla ve aklın bu fonksiyonuyla ilgili geliştirdiği sözcüklerin doğasına, onların etimolojisine baktığımız zaman da zaten bu arka planı görebildiğimizi söyleyebiliriz. Aynı biçimde Arap aklına geldiğimizde, Arap aklının doğaya, insanı kendisine götürecek, yani Tanrı'ya götürecek bir vasıta olarak baktığında, artık Arap aklı için doğa bir obje değildir. Burada dikkat ediniz, bir obje değil. Burada belirleyici olan nedir? Sujedir, insandır. Sujenin buna nasıl baktığıyla ilgili bir duruştan söz ediyoruz. Onun için Batı aklında bilginin elde edildiği
nedenlerin araştırıldığı şey objedir, doğadır, tabiattır. Onun için asıl olan objedir. Ve objenin üzerinden elde ettiklerimiz bilgiye dönüşür ve bizi bilgili kılar ve böylece doğayı ve tabiatı anlamış oluruz. Oysa şimdi burada Cabir'in ifadesiyle batı aklı objeye dayalı anlamda objektif iken Arap aklı sujeye dayalı olarak subjektif bir akıldır. Arap aklının subjektif olmasının doğurduğu en temel önemli sonuç onun ahlaki, duygusal ve değersel bir akıl oluşudur. Bu son derece önemlidir. Demek ki değerli izleyenler, Batı aklının obje temelli kendisini inşa etmesi ve ifşa etmesine mukabil Arap aklı kendisini değerleri üzerinden, ahlaki algısı üzerinden sujenin kendisinin doğaya yüklediği anlamlar üzerinden dikey bir hedefi vardır. Yatay ilişkinin dikey bir hedefi vardır. O da Tanrı'dır. Dolayısıyla Arap aklında dikkat etmemiz gereken ve özellikle üzerinde durmamız gereken hususları şimdi belirleyecek olursak sevgili izleyenler, Arapçada akıl sözcüğü ayın kaf ve lam harflerinden oluşan bu sözcük akale sözcüğü ve akılla ilişkilendirebileceğimiz diğer başka sözcükleri de buna ilave ederek birazdan üzerinde duracağım. Kelimenin bütün anlamlarına baktığımızda büyük devasa sözcüklerimize lisan-ül Arap gibi baktığımızda diyor Cabiri bu sözcüğün anlamının birinci öncelikli anlamının engellemek, bağlamak olduğu görünür. Bu kelimenin engellemek ve bağlamak anlamında kullanılan normal dilde böyle kullanılan bu kelimenin insandaki bir yetiyle ilişkilendirilmesinin arka planı bu gelenekte, bu kültürde, Arap kültüründe insan aklı, insanı kötüden engellediği için, kötüyü engellediği için, kötüye düşmesine mani olduğu için akıl olarak isimlendirilmiştir. Bu aslında bir mecazdır ve İstiare olarak bu ifade, yani akıl sözcüğü, insandaki bir yetinin adı olarak akıl sözcüğü, insanı kötü olandan koruduğu için, şerden koruduğu için. Daha sonra bu şerden koruyup onu hayra yönlendirdiği, kötüden koruyup iyiye yönlendirdiğine de dönüştürülecektir. Hangisiyle bakarsak bakalım, hangisi üzerinden gidersek gidelim, buradaki aklın temellenilişi değerseldir. Değerle ilgilidir. Kötü, iyi, şer, hayır, değerle ilgilidir. Ve ahlakidir. Ve tabii duygusaldır. Böylece Arap aklının akıl olarak tesmiye ettiği, akıl olarak resmetmiş olduğu sözcüğün kendisi bir engellemeyle, bir bağlamayla ilişkisi olduğundan ve akıl
insani akıl insanı kötü durumlardan engelleyip kötüye düşmesine mani olmasından bu isimle isimlendirilmesi meselesi daha başından ahlaki ve değerseldir. Bunun objeyle, doğayı ve tabiatı anlamayla doğrudan onu çözümlemeyle, doğanın kendinde ne olduğunu çözümlemeyle hiçbir alakası ve ilgisinin olmadığını söyleyebiliriz. Tabii Cabir bunları merhum anlatırken bu yaklaşımın büyük ölçüde cahiliye Arap aklına ilişkin olduğunu ve daha sonra İslam dönemi ve devri itibariyle ulumu İslamiye'de egemen olan aklın yapısına ilişkin zaten çok derin ve detaylı analizler yapacağını söylüyor ki öyle olduğunu göreceğiz biz bu derslerde inşallah. Dolayısıyla bizim hemen hemen şöyle söyleyeyim. Burada görmemiz gereken, tespit etmemiz gereken hususun, önemli hususun en temel kavramlarımızdan biri olan akıl sözcüğünün Arapçadaki bu birinci anlamıdır. Dolayısıyla değerli izleyenler, bizim iki akıl arasındaki bu farkı resmetmeye dayalı, ayrıştırmaya dayalı, akıl sözcüğünün bu anlamına yapmış olduğumuz vurguyu Cabiri der ki, diğer sözcükler, Arap dilinde akılla ilişkili olarak kullanılan diğer tüm sözcükler, kalp, basar, nuha, ica gibi tüm sözcükler, hatta kulak, üzün gibi tüm sözcükler anlamlarına ve dilde kullanımlarına baktığımızda bunların tamamının ahlaki manada, ahlaksal vurguları öne çıkaran bir durumu resmettiğini söyler. Örneğin birkaç tane Kur'an-ı Kerim'den ayet örnekleri vererek kalpleri olduğu halde anlamamalarından, anlayamamalarından, gözleri olduğu halde görmemelerinden söz eden ayetleri verdiğinde, kulakları olduğu halde duymamalarından bahseden ayetlerle Cabiri der ki, burada vurgulanan ahlaki ibret manasında alınması gereken dersi, alınması gereken hikmeti alamayıştan yakınan bir söylem söz konusudur. Yoksa burada Batı aklında olduğu gibi bu kelimelerin kullanımlarıyla birlikte doğanın tahliline, doğanın analizine ve doğanın ayrıştırılmasına yönelik bir durum söz konusu değil. Burada vurgulanması gereken husus bu kelimelerin tamamının duygusal, değersel ve ahlak ile ilgili oluşudur. Öyleyse diyor Cabiri, biz tamamen ahlaki bir akılla karşı karşıyayız. Değersel bir akılla karşı karşıyayız. Ki bunu hem beyanda, beyani epistemolojiyi ele aldığı yerde, hem de diğer epistemolojileri ele aldığı bölümlerde inşallah çok detaylı bir biçimde inceleyerek, bu sözcüklerin de her birerlerini çok detaylı bir biçimde inceleyerek ele alacağız. Şimdilik çok kabaca resmetmeye çalışarak ortaya koyduğu husus, Batı aklının durduğu yere göre Arap aklını konumlandırırken, iki aklın hem kültürel anlamda hem de aklın kendini ifşa ettiği, ortaya koyduğu zeminin farklılığı anlamında çok önemli bir ayrışıma, çok önemli bir farklılığa dikkatimizi çeker. Şimdi böyle olduğunda değersel ve ahlaki olduğunda Arap aklı tüm cahiliye şiirlerine, divanlarına,
orada ele alınan konulara baktığımız zaman diyor Cabiri, işlenen konulardaki meselelerin de yine ahlak ve duyguyla ve duygusallıkla ilgili olduğunu görebiliriz. İşte cömertlikten bahsetmek, cömertliğin erdeminden bahsetmek, yiğitlikten bahsetmek, savaştan, kılıçtan bahsetmek, aşktan, sevgiden bahsetmek, fanilikten bahsetmek, her şeyin fani oluşu vesairesi üzerinden yapılan edebiyattan bahsetmek, aklımıza gelebilecek Arap şiirlerinin ana temalarına baktığımızda ya da Arap nesirlerinin ana temalarına baktığımızda burada işlenen ve ele alınan konuların da ağırlıklı olarak ahlaki ve değersel olduğunu görmemiz mümkündür. Hatta bunu Arapların atalara bağlı oluşlarını, kabileci oluşlarını da dikkate alacak olursak, ataların egemenliğinin, atalara saygının, atalarla övünmenin ve kabilenin diğer kabileler ile kendilerini yine bu ahlak ve erdeme ve değerler üzerinden yarıştırmaları ve rekabetlerini de dikkate alırsak bu söylenenlerin ne kadar önemli olduğunu belirleyebiliriz, tespit edebiliriz. Değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, bugünkü dersimizde Batı aklının nereye gelip kendisini nasıl temellendirdiği ve nerede durduğuna ilişkin Cabiri merhumun yaptığı tespitten sonra Arap aklının bu akla göre nerede konumlanabilip nerede duracağına ilişkin yaptığı bu analizleri özetledikten sonra tabii Cabiri diyor ki biz bununla projemizi bitirmiş olmadık yani. Ha, ya demek ki Arap aklı böyle bir şeymiş. Hayır, bu sadece bir konumlandırmaydı. Yani biz bir Arap aklının var olduğundan söz ettik. Bir Arap aklı var dedik. Henüz bu Arap aklının ürettiği şeylere intihacına geçmedik. Neler üretti bu akıl, neler ortaya koydu bu akıl, nasıl bilgiler, nasıl medeniyet, nasıl bir kültür inşa etti? Bundan söz etmedik diyor. Bundan ileride söz edecek. Zaten bu birinci kitabı okuyoruz ve muhtemelen bu birinci kitap bizim birkaç yüz dersimize mal olacak gibi görünüyor. Birkaç yüz ders yapacağız bunun üzerinden ve benim Allah ömür verirse tahminime göre Cabiri okumalarımız projeyi tamamlarsak bu yani gözünüzü korkutmuş olmayayım ama muhtemelen 1000'den fazla ders yapmış olacağız Cabiri okumalarında. Çünkü benim bir ara dinlensin zihniniz diye söylüyorum. Henüz daha konu ve dersimiz bitmedi. Bu okumalarla amaçladığım şey, bu kadar detaylı analiz ve tahlil yaparak bu dersleri işliyor olmamın ana nedeni, bu sizin için aynı zamanda akademik bir hazırlık ve bir akademik çalışma anlamına geliyor. Bunları öğrenmek ve bunları kavramak ve bunlar üzerine düşünmek ve bunların ileride ele alacağımız detaylarına vakıf olmak sizi zaten hangi spesifik konuyu ileride akademik olarak yüksek lisans ya da doktora çalışırsanız çalışın, çok çok önemli bir zemine, çok çok önemli bir imkana sahip kılacak sizi Allah'ın izniyle. İşte Cabiri merhum bu iki aklın karşılaştırmasının arkasından bize iki farklı dönemde bu hususları intikal ettiren önemli kaynaklarımızdan atıfta bulunur ve bu iki kaynak bilgileri özetleyerek Arap aklının nasıl böyle duygusal suceye bağlı bir akıl olduğunu, ahlaksal ve değersel olduğunu göstermek bakımından iki önemli isme atıfta bulunur. Bu iki önemli isimden birisi, biraz daha farklı bir renkle müsaadenizle yazmak istiyorum. Birincisi Cahız'dır. Cahız, Hicri vefat tarihi 231 diye hatırlıyorum. Yani 3. asır, Hicri 3. asırdayız.
Cahız'ın çok önemli eserlerinden ileride de farklı yönleriyle bahsedeceğiz. Dolayısıyla Cabir'i Cahız ve onun eserlerinden yaptığı alıntıları çok farklı bölümlerde, farklı münasebetlerle okuyacağız. Burada bize bir iktibasta bulunur ve bu iktibasında Cahız'ın Arap geleneğini, Arapların aklının nasıl çalışıyor olduğunu iki önemli farklı akılla kıyasladığını söyler Cahız. Birincisi Fars aklı. Yani bununla Doğu aklı diyebiliriz. İranlıları kastediyor, İran medeniyeti. Diğeri de Acem dediği Romalılar, yani Batı aklı. Cahız eserlerinde Doğuluların, yani Farsların ve Acemlerin, Batılıların akledişlerinden sıklıkla söz eder. Ve bunu eleştirir. Der ki bu iki akıl da objeye yöneliktir der. Ve bu iki akılın da akledişinin temelinde derin analizler, derin araştırmalar, geçmişten gelen öğütleri, öğretileri öğrenmeler, tedrisat, talim, okuma, yazma vesaire gibi uzun çabalar söz konusudur der. Uzlete çekileceksiniz, kendinizi ilme vereceksiniz, araştırmalar yapacaksınız, eski birikimleri öğreneceksiniz, bunları analiz edeceksiniz vesaire yapacaksınız. Ve uzun bir uğraştan sonra hem Farslıların hem Acemlerin obje üzerinden bilgi elde etmelerini bir tedrisata, bir mektebe, bir eğitim ve öğretime bağladıklarını ve bunun çok zor ve uzun ve zahmetli bir şey olduğunu söyler Cahız. Ve dolayısıyla her iki kültürde de aklın böyle zor bir yoldan bilgi edindiğini ve kendisini objeye yönelttiğini söyler. Fakat Cahız der ki, Arap aklına gelince, Arap aklı, bu kelime çok önemli, irticali akıldır. İrticali akıl demek, değerli öğrencilerim, sevgili izleyenler, irticali akıl demek, fevri, ani. Hani Batı'da genelde bununla ilgili immediate kullanırız. Hemen şu anda, içinde bulunduğumuz anda verdiğimiz tepkileri ifade eder ve dolayısıyla duygusaldır. Duygusaldır, irticalidir. Onun için Cahız bununla övünür. Der ki Arap irticali olarak sözünü söyler. Şair irticali olarak beyitlerini sıralar. O anda duygusunu coşturur. İlhamını coşturur. Sözcükleri, kelimeleri, dili konuşturur ve duygularını ve düşüncelerini en iyi anlatacak şekilde irticalen, fevren ortaya bir durum koyar der Arap. Ve bunu yaparken der Cahız, irticali olarak bunu gerçekleştirirken, bu savaşın ortasında bile olabilir, barışta olabilir, seferde olabilir, yolculukta olabilir, eğlence anında olabilir. Zemini ve vasatı fark etmeksizin her durumda Arap irticalen ortaya bir şeyler koyar. Ve bunu irticalen ortaya koyduğu bu aktivitesi bir ön çalışmayı gerektirmez, bir ön öğrenimi gerektirmez. Bir şiir yazması için kendinden önceki şairlerin divanlarını incelemeyi gerektirmez. Onları okumasına gerek yoktur. Affedersiniz. Doğrudan direkt duygularını şiire döker.
yeri konuşturur, göğü konuşturur, deveyi konuşturur, atı konuşturur, rüzgarı, bulutu, güneşi, her şeyi konuşturur Arap. Ama dikkat edin, yer gök Arap'ın aklında konuşur. Ama bunu süje konuşturur. Sujenin ona yüklediği anlamlarla yer gök konuşur. Evet. Onun için subjektif akıl diyor. Sujenin duygularının, değerlerinin yansıdığı bir akıl. Ve cahiz bununla öğreniyor, şey övünüyor. Arap böyledir diyor. Ne o otur uzun uzun oku, çalış bilmem. Onun için Arap söze önem verir diyor. Yazıya değil. Bunları ileride konuşacağız. Söze önem verir. Yazıya değil. Arap aklında vurucu olan sözdür. Yazı değil. Tedrisat değil. Onun için okuma ve yazma çok Arap kültür ve geleneğinde yer edinmekte zorlanmıştır. Çünkü irticali bir gelenekten söz ediyoruz. İşte bu geleneğin bu özelliği nedeniyle diyor Cabiri, cahiz üzerinden yaptığı bu değerlendirmede görüyoruz ki diyor 3. asırda önemli bir dil bilimci olan cahizin, aynı zamanda bir mütekellimdir, dil bilimci olan cahizin Arap aklının işlevselliğine yönelik yapmış olduğu bu tespiti Fars ve Acem diye ifade ettiği doğulu ve batılı insanların akledişlerinden ayırt ederek resmetmiş olmasını Cabiri kendisinin yaklaşımına da bir örnek olarak sunuyor. Arapların aklını da cahiz işte böyle konumlandırmıştır diyor. Benzer biçimde aynı vurgularıyla hem Fars hem Acem vurgularıyla ikitlik olarak üzerinde tuttuğu ikinci Şehristani'dir. Ünlü mezhepler tarihi El Milal ve Nihal yazarımız Şehristani 6. asır müellifidir. Yanlış hatırlamıyorsam 548 Hicri vefat tarihi. 6. asır müellifinden söz ediyoruz Şehristani'den. Ve aralarında 3 asır var. Şehristani aynı şekilde yaklaşımını sürdürüyor. Bakın yine Fars ve Acem akıllarını söylüyor. Ve bunların özelliklerini saydıktan sonra Arap aklını çok önemli bir özelliğiyle dile getiriyor Şehristani. Diyor ki Şehristani, Farslılar ve Acemler her zaman doğa ve tabiata ilişkin nicelik ve nitelik analizleri yapar. Onlar için maddi olan, nicel olan, onun nitelikleri, bunlar önem arz eder. Bunları öne çıkarırlar. Bunlar üzerinden düşünürler. Bunlar üzerinden akıl yürütürler. Dolayısıyla ilgili yeri okuduğunuzda da detaylarını göreceksiniz. Fars ve Acem aklını tıpkı cahiz gibi objeye yönelik, nesneye yönelik ve onun analizine yönelik bir akıl olduğunu, Arapların aklının ise değersel olduğunu,
değerler üzerine, değerlere yönelik değersel bir akıl olduğunu, yani ahlaki bir akıl olduğunu Şehristani de altın çizer. Ve böylece Cabiri bir taraftan Cahiz'den 3 asır sonra Şehristani'den yapmış olduğu değerlendirmelerden hareket ederek bize Arap aklının hem Doğu Fars aklından hem Batı Roma Yunan aklından farklı olarak ahlaki ve değersel bir akıl olduğunun altını çizer. Ve böylece Cabiri der ki, biz artık kendi aklımızı, Arap İslam aklını konuşmaya geçebiliriz. Bunu tarihin hangi süreciyle temellendireceğimizi, nereden başlatacağımızı ikinci bölümde ele alacağız der ve biz de önümüzdeki inşallah dersimizde kitabın ikinci bölümüne geçiş yapmış olacağız. Buraya kadar söylemiş olduklarından hareketle Batı aklı ve Arap aklı arasındaki temellendirmelerde Cabiri'nin merhumun dikkatimizi çektiği ana noktaların, temel vurguların elimizde notlar halinde bulunması ve arada bunlara bir bakmamız ve daha sonraki okumaları ve dersleri bunlar üzerinden dinlememiz önem arz ediyor değerli öğrencilerim. Çünkü bu kıyaslamayı ve bu karşılaştırmayı proje boyunca sürekli yenileyerek devam ettirecek merhum. Ve biz de bu bakımdan sürekli bu farklı akılların konumlanmalarına ilişkin perspektifi yakaladığımız ölçüde hem konuyu daha iyi anlamış olacağız hem de burada bir diğer önemli hususta bir tezin nasıl savunulduğunu, bu tezin nasıl temellendirildiğini, bu temellendirmenin ne ölçüde ikna edici olduğunu da akademik bir anlamda perspektifle gözlemleme imkanımız olacak. Ve biz böylece bir taraftan akademik bir çalışmayı incelemiş, diğer taraftan da akademik bir çalışmanın niteliklerini öğrenmiş olacağız inşallah. Efendim, inşallah sabrınızı suistimal etmemişimdir. Sanıyorum bir saate yakın oldu. Burada kalıyorum. İnşallah Cabiri'nin Arap Aklının Oluşumu kitabının ikinci bölümünden önümüzdeki derste devam edeceğiz. Tekrar görüşünceye kadar sağlıkla, afiyetle kalınız efendim. Allah'a emanet olunuz. Hürmetlerimi arz ediyorum.